Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Grab kullanımına ilişkin oldukça işinize yarayacak ipuçlarından bahsedeceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Buy Me A Coffee hesabımızı açtık. Eğer bizlere destek olmak isterseniz bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Bu soruyu bir takipçimiz sormuştu. Onun isteği üzerine bir uygulama yapalım istedik. Örnekte gördüğünüz gibi bir metnim var ve bu metnimin sonunda bakınız sayfa numarası geliyor. 3 rakamlı bir sayfa numaram var ve ben istiyorum ki buradaki metni komple sileyim veya sadece bakınız kalsın. Şimdi gelin find and change komutuna giderek grep kullanımına geçelim. Grep sekmesine tıkladıktan sonra burada ne bulacağını şimdi detaylı olarak girelim. Burada gizli menüye tıklıyorum ve Location kısmından Word Boundary seçiyorum. Word Boundary kelimenin başını ve sonunu sınırlandırmak demek. Bunu tıkladığımda ters taksim ve B işareti çıkıyor. Şimdi diyorum ki BKZ nokta ve boşluğun olduğu bunu tekrar location'a gelip word boundary kapatıyorum. Böylelikle bakın word boundary sınırını yapmış oldum ve bu kodun içerisinde kalan bakınız nokta boşluğu bulacak. Bundan sonra neyi bulacak? Bundan sonra 3 rakamı bulacak. Yani buradan geleceğim, any digit diyeceğim. 3 haneli rakamlar olduğu için sayfa numaraları 3 haneli de buradan işleyeceğim. Gördüğünüz gibi ters taksim D işaretini verdi ve böylelikle 3 rakamımı burada belirtmiş oldum. Yani bakınız ve boşluğu artı 3 rakam bulacak. Peki bunun yerine ne koyacak? Eğer silmek isterseniz bir boşluk bırakmanız yeterli. Şimdi find next dediğimde bakın bakınız nokta sonra bir boşluk ve 3 rakamı buldu. Silmek istediğim için bir boşluk bırakmıştım. Change all dediğimde bakın iki tane bakınız rakamım vardı bunları sildi. Burada gördüğünüz gibi üç haneli diğer rakamlara hiç ulaşmadı. Böylelikle belirli bir kelimeyi veya kelime grubunu bulup onları komple silebiliriz. Veya onların yerlerine başka şeyler de atayabiliriz. Nasıl? Geri dönelim ve buraya diyelim ki örneğin sadece bakınız kalsın. O zaman bkz nokta yaparım. Buradaki fazla boşluğu da silelim. Şimdi change all dediğimde bakın rakamları sildi sadece bakınız kaldı. Böylelikle burada gizli menü altındaki zaten açıkça belli olan komutları kullandığımda grep kodlarını kolaylıkla anlayabilir ve işime ne yarıyorsa ona göre düzenleyebilirim. Şimdi gelin ikinci uygulamamıza geçelim. Burada gördüğünüz gibi bir dizgi yaptım ve bu dizgide çok sayıda telefon numarası var ve ben bu telefon numaralarını bu birleşik yazılan telefon numaralarını burada olduğu gibi 4, 3 ve 4 haneli olmak üzere ayırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu grep ile yapmak çok kolay. Şimdi gelin bunu silelim ve Ctrl veya Command F tuşuna basarak Find and Change panelini açalım. Buradan grep sekmesine gidiyorum. Şimdi buradaki gizli menüden öncelikle Wildcard sekmesine gidip Any Digit diyorum. Yani herhangi bir rakam. Kaç haneli rakam arıyorum? 4-3-4'lük sıralayacağım için süsü parantezi açıyorum. Buraya 4 rakamını yazıyorum ve süsü parantezi kapatıyorum. Daha sonra burayı parantez içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi ilk dörtlü hanemi buraya yazdım. Şimdi aynısından 3 ve 4'lük yapacağım. Buradaki yaptığım kodu kopyalayıp tekrar yapıştırıyorum. 3 haneli olacak. Bir daha yapıştırıyorum. 4 hane olacak. Yani buradaki birleşik yazılmış rakamları 4 haneli sonra bir boşluk bırakarak 3 haneli bir boşluk bırakarak 4 haneli olarak gruplayacağız. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Tekrar change to kısmına geliyorum ve buradaki gizli menüden font kısmına geliyorum. Buradan font 1 diyorum. Gördüğünüz gibi dolar işareti ve 1 çıktı. Buradaki dolar işareti ve 1 benim buradaki ilk buluntumu ifade ediyor. Ben de 3 buluntu olduğu için şimdi ne yapacağım? Bir boşluk bırakacağım. Bu sefer tekrar gelip font 2 diyeceğim. Bir boşluk bırakacağım ve tekrar gelip font 3 diyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Birinci buluntu boşluk, ikinci buluntu boşluk, üçüncü buluntu. Böylelikle 4, 3 ve 4'lük olarak buradaki numaraları sıralayacak. Hemen şimdi gelelim. Find next diyelim. Bakın ilk rakam buldu. Change all dediğimde 4 rakam buldu ve buradan Değiştire bastığımda gördüğünüz gibi rakamlarımı 4 haneli, bir boşluk, 3 haneli, bir boşluk, 4 haneli olarak sıraladı. Böylelikle buradaki gizli menü altındaki sekmelerin altındaki rakamları anlayarak kullanabilirseniz Böylelikle dizgide hakimiyetinizi arttırabilir ve daha profesyonel dizgiler yapabilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.